Herkes ekranı görebiliyor, değil mi? Branches of semantics, burada kalmıştık. Şimdi semantics anlam bilim diye geçen hafta bunu konuştuk. It studies meaning in language demiştik. We can further subdivide it into lexical and compositional semantics. Lexical deyince hep aklıma hemen leksiyim, kelime, sözcük geliyordu. O zaman demek ki sözcük boyutunda, yani sözcüklerin anlamını çalışabilirim. Ama sadece sözcükler yeterli olmayabilir. Bu sözcükleri yan yana dizip, kombine ederek, tabii ki sistematik bir şekilde bir kompozisyon oluşturabilirim. Ve bununla da compositional semantics ilgilenecek. Demek ki o zaman lexical ya da phrasal ve compositional semantics olarak ikiye ayıracağız. Compositional semantics semanticists are interested in how lexical meanings combine to give rise to phrasal meanings, while lexical semanticists focus on meanings of words. Şimdi burada örneğin book sözcüğüne baktığınız zaman birden fazla anlamı olabilir. Ve nasıl ben anlamını bilebiliyorum? Hangi anlama geldiğini nereden biliyorum? Kontekstine bakıyorum tabii ki. Çünkü the meaning of a word is fully shaped by its context, co-text, physical context. Bunların hepsini konuşacağız pragmatics konusunda. Ama burada özellikle baktığınızda, co-textine baktığınızda hemen anlamının rezervasyon yaptırmak olduğunu görebiliyorum. Her bir sözcüğün anlamına bakan lexical semantics. Compositional semantics is the principle of compositionality. Daha önce ÖABT'de karşımıza soru olarak çıktı. Şöyle bir tanım verdi ve bu terimi bize sordu. O yüzden hep söylüyorum, lütfen terimlerin tanımlarına çalışmayı ihmal etmeyelim. Çünkü tanım da muhakkak soruyor. Şimdi, compositional semantics is the principle of compositionality ne demekmiş? The meaning of a phrase or sentence depends on two things diyor. Bakın, both dediğine göre iki şeye bağlıdır diyor. Bir phrase'in ya da sentence'ın anlamı. Ne olabilir bu iki şey? Bir, o cümleyi ya da phrase'i oluşturan her bir öğenin tek tek anlamını bilmem lazım. Değil mi? Mesela hemen şöyle bir örnek verelim. Jane hit Mary dediğimde. Şimdi benim bunu anlayabilmem için bu cümleyi, Jane'i bilmem lazım. Hit sözcüğünün anlamını bilmem lazım. Mary'i bilmem lazım. Kimi refer ediyor? Real world'daki entity olarak karşılık geldiği reference olarak bilmem lazım ki bu cümleyi anlayabileyim. Jane hit Mary ne demek? Ama bakın burada diyor ki sadece the meaning of its part da yetmez diyor. Nasıl combine edildikleri de çok önemli diyor. Çünkü bakın Mary hit Jane dediğimde tıpatıp aynı kelimeleri kullandım. Ekstra bir tane kelime bile koymadım. Ama cümlenin anlamı tamamen değişti mi? Evet değişti. Niye? Çünkü kombinasyonunu değiştirdim. Aslında hep diyoruz ya her şey birbirine çok bağlı. Bu baktığınızda productivity, creativity diye daha önce konuşmuştuk. Zaten ben bu sayede productivity yapmıyor muydum? Sınırlı sayıda olan sözcükleri, sesleri alıp sürekli kombine ederek farklı anlamlara ulaşmıyor muydum infinite sayıda? İşte demek ki semantics'te de anlam açısından tek tek öğeleri bilmem gerekiyor anlamını. Ama sadece bunu bilmem yeterli değil, nasıl kombine edildiklerini de bilmem anlam için gerekli. Herkes anladı mı principle of compositionality'yi? Bir sıkıntımız var mı acaba? Yoksa geçiyorum. Tamam. Peki ama şimdi bakıyorum. Are you pulling my leg? Are biliyorum, you biliyorum, pulling biliyorum, my biliyorum, leg biliyorum. Ama bunun bana verdiği anlam sen benim bacağımı mı çekiyorsun değil. Bunun anlamı sen benimle dalga mı geçiyorsun demek. Ama tek tek anlamlarını biliyorum. Nasıl kombine edildiğini de biliyorum. Neden anlamını vermedi bana? Çünkü idiomatik bir meaning burada.
O zaman demek ki her zaman compositional olmayabilir, non-compositional da olabilir. Non-compositional olduğunda demek ki tek tek anlamlarını bilmem yeterli değil. Çıkmış soru diye söylemiştim. Aynen o tanımı vermişti. Şimdi proposition'a geldik. Proposition daha önce mantık ya da felsefe dersi aldınız mı bilmiyorum. Ben lisedeyken zorunlu olarak almıştım. Çok da severdim. Mantık dersini de hocasını da çok severdim. Orada hep böyle önermelerden bahsederdik. İşte analojilerden bahsederdik. Tüme varım, tümden gelim gibi. Bu terimlere zaten aşinasınızdır eminim hepiniz. Şimdi burada proposition benim bir cümledeki claim'im. Ben bir cümle söylediğimde bir şeyi claim etmiş oluyorum. Mesela Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir dediğimde burada bir iddiam var benim. Lüksemburg dünyanın en kalabalık ülkesidir dediğim zaman da bir iddiada bulunmuş oluyorum. Bunların ikisi de bir önerme. Fakat baktığımız zaman bunların ikisinin de bir truth value'su var. Ne demek truth value'a sahip olmak? All propositions have a truth value. Zaten bütün önermelerin bir truth value'su vardır. Yani gerçeklik değeri vardır. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani bir proposition'ın gerçeklik değeri vardır demek, o cümle doğrudur demek değil. O cümle doğru ya da yanlış olabilme kapasitesindedir demek. Yani böyle bir özellik taşıyor demektir. O zaman demek ki truth value ne demek? The ability to be true or false, o cümlenin, o önermenin truth value'sidir. Gerçek olabilir, doğru olabilir ya da yanlış olabilir. Mesela bakıyoruz buradaki A, evet doğru. B doğru değil. Nasıl peki ben bunu biliyorum? Dünya bilgimle extra linguistic knowledge'ım var. Dünya ile ilgili situational knowledge'ım var. Bunları kullanarak ben propositionların doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebilirim ya da kanıtlayabilirim. O zaman demek ki having a truth value demek o önermenin doğru olduğunu göstermez. Onun ya doğru ya da yanlış olabileceğini gösterir. To figure out doğru mu değil mi diye karar verebilmek için, bunu çözmek için we have to evaluate it with respect to the world. Dünya bilgimle, dünya ile kıyaslamam lazım. İşte Lüksemburg mesela bir dünyanın en kalabalık ülkesi midir, değil midir diye bunu dünya bilgime göre yanlış diye cevaplayabiliyorum. In that way, truth values really do represent a relationship between the sense expressed by a sentence and the world. Peki, truth conditions'a gelelim. Truth conditions ne demek? The king of Turkey died desem. Bu cümlenin, bu önermenin truth condition'ı gerçekleşmemiş. Neden? Çünkü Türkiye'de krallık yok. Bu cümlenin doğru olabilmesi için öncelikle belli condition'ları karşılaması gerekir. O şartları karşılaması gerekir ki ben ona doğru ya da yanlış diyebileyim. Türkiye'de krallık yok ki Türkiye kralı ölmüş olsun. Dolayısıyla conditionlar bir kere gerçekleşmemiş oluyor. Demek ki truth condition neymiş? The conditions that would have to hold in the world in order for some proposition to be true. Bir proposition'ın true olabilmesi için öncelikle sağlanması gereken bazı koşullar vardır. Bunlar da truth condition'lardır. Chomsky'nin klasik örneğini çok çok duyduğunuza eminim. Colorless green ideas sleep furiously'ye baktığınızda bu cümle gayet grammatically well-formed, syntactically well-formed bir cümle. Ama anlamı her bir durumda yanlış olacaktır. Değil mi? Her zaman yanlış olacaktır. Çünkü bunun bir truth condition yok. Çünkü renkler colorless olamaz. Ki diğer kısımları da aynı şekilde. Hiç sesiniz çıkmıyor ama ne durumdasınız? İyi hocam. Yani takip ediyoruz. Dinliyoruz. Tamam. Arada lütfen bir şey olursa sorun. Tautology ile devam edelim o zaman. Analytic sentences. Bazı cümleler her zaman doğrudur. Ne olursa olsun şartlara bakmaz. Hep doğrudur.
My mother was born in Manisa mesela. Bu cümle gerçekten her zaman doğru. Şartlara göre değişecek bir şey değil. Bunu değiştiremezsiniz. Benim annem gerçekten Manisa'da doğmuş. Bunu değiştirme ihtimalimiz yok. Bu bir fact. Regardless of the situation, her zaman doğru. Ama my mother is my father's wife. Bu her zaman doğru olmayabilir. Değişebilir. henüz değişmedi ama. Boşanabileceği için mi hocam? Tabii ki, evet. Evet, bu zaten sonra olacağını da pek sanmıyorum ama hiç belli olmaz. Contradictions are sentences which are wrong regardless of the situation. Ne olursa olsun hep yanlış olanlara da ya da gerçeklikle contradict edenler. Contradict ne demek? Çelişmek. Gerçeklikle contradict eden cümlelere de contradictions diyoruz. A triangle has five angles diyemezsiniz mesela. Zaten triangle diyorsunuz. Şimdi beyin yakıcı yere geliyoruz. aslında birinci grupta çok tatlı bir ne denir yorum vardı. Dedi ki ben anlamadım ama neyi anlamadığımı anlamadım. dedi bir hocamız. Bunu yaşayabilirsiniz şu anda. Sizden ricam şu. Bazı denemelerde preposition, a presupposition ve entailment soruları aslında doğru sorulmuyor. Şimdi geçenlerde bir öğrencim bir soru gönderdi. Çok hoşuma gitti. Gerçekten tam sorulması gerektiği gibi. Ben hep diyordum çünkü. Böyle sorulmadığı sürece olmaz diyordum. Öyle sormuşlar. Herhalde artık o oturdu diye düşünüyorum. Şimdi o yüzden çok fazla soru göreceksiniz. Bazı sorularda bulamıyorsanız cevabı bu sizinle alakalı değil, sorunun eksikliğinden. ÖABT her zaman çok açık ve net soruyor biliyorsunuz. Ben özellikle şimdi size tipleriyle vereceğim. Yani nasıl ayırt edebilirsiniz diye. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Aslında entailment semantics konusu. Presupposition pragmatics konusu. Ben ikisini burada semantics içinde alıyorum. Bunu önce bir söyleyeyim. Çünkü çok çok karışan terimler ve sorulduğu zaman da muhakkak birbirine çeldirici olarak veriliyor. Ve zaten hep o ikisi arasında kalınıyor, karar verilemiyor. O yüzden ikisini bir arada veriyorum. Bunu baştan söylemek istedim. Yoksa presupposition semantics konusu içinde değil. Aslında pragmatics konusu içinde. Zaten pragmatik bir kavram. Entailment ise semantik bir kavram. Bunu bilmek bile aslında çok fazla şeyi sağlıyor bize. Şimdi relationships between prepositions, önermeler arasındaki bağlantılara bakalım. Entailments ve presuppositions olarak göreceğiz. Entailment dediğimiz gereklilik. Strict implication, logical consequence ya da semantic consequence diyebiliriz. Bir cümle doğru ise, bu arada mantıkta, felsefede de var entailment. Hatta oralarda daha çok belki görüyoruz. The truth of one sentence necessitates the truth of another sentence. Bir cümle doğru ise, bakın bunu kesinlikle sınavda söylemesi lazım ya da denemede, testte söylemesi lazım. Eğer ki sentence A doğru ise ya da bir önerme %100 doğru ise, o zaman başka bir önermenin ondan çıkmasına, o çıkana biz entailment diyoruz. Birbirini necessitate etmesini. Mesela my mom can cook very well dediğimde bu cümle doğru ise, bakın bunu %100 söylemesi gerek. Bu cümle doğru ise my mom can cook diyebilir misiniz? Deriz, evet. Diyebilirsiniz. Peki my mom can cook dediğinizde my mom can cook very well çıkar mı? Hayır. Çıkmaz. O zaman bakın, entailment is one-sided. It is in one direction. Yani the latter, bu arada latter ve former kelimelerini bilmeyen hocamız varsa lütfen hemen şimdi not alsın. Çünkü ÖSYM çok sever bu iki kelimeyi. YDS'de de, ÖABT'de hep bunlar vardır. Soruları bazen bunun üzerine oturtuyor. Latter sonraki, former önceki biliyorsunuz. Çok önemli. Soruyu bilirsiniz. Sırf şu iki kelime yüzünden gitmesin. O zaman demek ki sonraki öncekini entail etmek zorunda değil. My mom can cook. My mom can cook very well entail etmez. Ama my mom can cook very well doğru ise buradan kesinlikle my mom can cook sonucunun çıkması lazım. Devam ediyorum. Şimdi burada
If whenever A is true. Testlerde, denemelerde şunu vermiyorlar genelde. O zaman sıkıntı. Then B must also be true. Çünkü burada bir semantic relation var. Yani semantic relation'da biz hatırlayın geçen hafta ne demiştik? Context dependent mı? Context independent mıydı semantics? Semantics. Context dependent mı? Context independent mı? Context free. Context dependent. Bravo. Aynen öyle. Context free. Context independent. Yani şartlar, durum beni ilgilendirmiyor. O zaten hep gerçekliğini koruyordu. O zaman it holds no matter what the facts of the world happen to be. Her zaman in all possible worlds or situations gerçekliğini koruyor. Entailment o yüzden semantics başlığı altında. Pragmatics'te biz ne demiştik? Context dependent demiştik. Context sensitive demiştik. Durum, şartlar, konuşmacılar, iklim, hava durumu her şey değiştirebilirdi anlamı. O yüzden presupposition'ı biz pragmatics altında alıyoruz. Bakın, eğer ki Mary broke the window doğru ise kesinlikle the window broke sonucu çıkmak zorunda. Doğru mu? Eğer Mary pencereyi kırdıysa o pencere kırıktır. Entailment. Sue and Fred went to the party. Eğer bu önerme doğru ise, o zaman Sue went to the party ya da Fred went to the party doğru olmak zorunda. Doğru mu? Bunlar entailment. Ian owns a Ford Focus dediğimde, eğer bu doğru ise, Ian owns a car. Ian has a full-time job. Doğru ise, Ian is employed. Ian has visited Spain doğru ise Ian has visited Europe doğru olmak zorunda. Buradan çıkan sonuç olmak zorunda. Bütün köpekler havlar ise ve bu doğru bir bilgi ise o zaman Sally'nin, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin köpeği de havlar. No dogs bark doğru bir cümle ise dünyada o zaman Sally'nin köpeği de havlamaz, başkasının köpeği de havlamaz olması lazım. Bunun doğruluğu diğerini necessitate ediyor olması lazım. Devam ediyorum. Eğer ki Jim rides a bike to school every morning dediğimde bu doğru ise, bakın hep bunu söylüyorum, denemelerde bunu görmüyorsanız karışıklık olur, o soruda yapamıyorsanız en büyük sıkıntı buradan kaynaklanıyordur. Jim rides a bike to school every morning proposition'ı doğru ise buradan birkaç tane entailment olabilir. Nedir? Jim can ride a bike, doğru mu? Evet hocam. Peki, evet. Deseydim, Jim goes to school by car deseydim, Jim can drive. Entail eder miydi? Hayır, belki arkada oturuyor hocam. Aynen öyle, tamam. Mesela bakın, bu bunu entail etmez. Belki de babası kullanıyor. Değil mi? Jim goes to school every morning. Buradan çıkar mı? Buradan entail edilir mi? Evet, eğer ki her gün riding yaparak gidiyorsa, evet. Peki, o zaman if the first sentence is true, then the second sentence must be true as well. Bu entailment için şart. Şimdi şu örneğe bakın lütfen. Jim rides his bike to school every day dediğimde. Eğer bu cümle doğru ise, burada Jim has a bike doğru mudur? Entail edebilir miyim buradan? Olur. Evet. Peki. Şuradan edebilir miyim? Arkadaşın da olamaz mı hocam? Ama evet hocam, arkadaşından da alabilir. Bence de hocam, kendin değildir. Şuna bakabilir misiniz? Jim rides a bike to school every day. De Jim has a bike çıkar mı? His bike demediği için çıkmaz. Çalmış olabilir. Çalmış olabilir. Çalmış olabilir, komşusunun olabilir, abisinin olabilir. Jim rides a bike to school every day. De Jim has a bike çıkmaz. Değil mi? Evet hocam. Burada çıkmaz. Ama Jim rides his bike dediği zaman Jim has a bike çıkar. Eğer bu doğru ise lazım. Nasıl? Çok dikkatli bakmak lazım hocam. Yani bir kelime bile etkiliyor. Tabii, aynen öyle. Evet. Devam ediyorum. Şimdi presupposition'a geçiyoruz ama entailment'ta kıyaslayacağım. Çünkü presupposition'ı konuştuktan sonra biraz kafalarımız karışabilir.
Presupposition is a preposition. Zaten preposition arasındaki bağlantı yapıyoruz. Whose truth is taken for granted by the producer of an utterance? Take for granted ne demek? Önce bir onu düşünelim, hatırlayalım. Take for granted, niye take for granted deriz? Mesela I take my health for granted. Her zaman sağlıklı olacağımı düşündüğüm için health'imi, sağlığımı take for granted yapıyorum. People take their families for granted. Her zaman ailelerinin yanlarında olacağını düşündükleri için take for granted yaparlar. Yani hep orada olduğunu assume ettiğiniz şeyleri take for granted yaparsınız. Bilgi de öyle. Bir cümlenin içindeki bilgide de aynı şeyden bahsedebiliriz. Mesela şimdi şöyle bir şey söylesem, bunu çok seviyorum. Şimdi birinci grupta bir hocamıza sormuştum, Rabia hocamıza sormuştum. Şimdi burada da bir erkek hocamıza sormak istiyorum. Sadık hocam vardı gördüm, Güney hocam var. Evet, Sadık hocam. Buradayım hocam. Sevgilinizi ne zamandır aldatıyorsunuz? Hiç aldatmadım ki hocam. Sevgiliniz var mı? Yok. En sevdiğim cevap da bu. Şimdi bakın, ben ilk cümlemde ne yapmış oldum? Sizin hepinizin aklına neyi aslında take for granted yaptığım bilgi neydi? Sadık hocanın sevgilisinin var olduğunu düşündünüz. Sevgilisi var. Ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Bunu hiç konuşmadık. Sadık hocanın sadık olmadığını. Sadık hocanın aldatmasını. Çok, çok iyiydi. Evet. Çok iyi sadık hocanın sadık olmadığını. Sadık hocanın sadık olmadığını ben size aslında alttan onu verdim. Değil mi? Yani Sadık hocanın sevgilisi var. Sevgilisini de aldatıyor. Biz zaten bunu biliyoruz da karşılıklı. Ama ne zamandır aldatıyor acaba? Değil mi? Şimdi ne oldu bakın? Ama cevap Sadık Hoca dedi ki benim sevgilim yok. dedi. Şimdi dermiş ki evliyim. O da yok hocam. Olur hocam. Hiç acele etmeyin. İnşallah en güzel zamanda en doğru kişiyle olur. Şimdi bu durumda bakın ne oldu? Gerçek olmayabilir. Doğru olmayabilir. Entailment neydi? Şartlar ne olursa olsun. Her zaman doğru olmak zorundaydı, gerçek olmak zorundaydı. Ama ben burada sizin aklınıza bir assume ettiğim bir şeyi soktum. Ve iki tarafta yani karşılıklı olarak dedik ki ha bunları zaten biliyoruz dedik. Ama gerçek çıkmadı. Gerçekliği yok bakın. Presupposition demek ki doğru olmayabilir. Çünkü presupposition nedir? Bakın burada ne diyor? Bir kere it is not explicitly stated. Açık açık söylemiyorsunuz. İki, they are implications felt in the background. Orada arka planda benim var olduğunu düşündüğüm bir bilgi o. Ama olmayabilir. Yani aslında assume ettiğimiz şeyler. Assumed by the speaker to be already known to the addressee. Yani benim burada addresslerim kimsiniz? Hepiniz benim şu anda addressimsiniz. Ve ben şunu assume ettim. Bu gruptaki herkes zaten Sadık Hoca'nın sevgilisi olduğunu ve sevgilisini aldattığını biliyor. Ve şu an benim sorum ne kadar zamandır aldattı? O zaman demek ki biz bunu assume ediyoruz. Entailment'da assume etmiyorum. Zaten o orada factual bir şey. Entailment is not a pragmatic concept. Çünkü duruma göre, şartlara göre değişmiyor. İşte Sadık Hoca dedi ki benim sevgilim yok dedi. Entailment'da böyle bir şey olamazdı. Presuppositionlar duruma göre de değişebilir. Devam ediyorum. Şimdi Jane no longer writes fiction dediğinde. Bu arada bazı slaytları geçeceğim. Çok örnek koydum. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Bütün presupposition trigger. Trigger words dediğimiz şey şu. Tetikleyen gibi düşünün. Yani presupposition yapmanıza neden olan hangi kelime? O kelimeler siz onları gördüğünüzde, şimdi burada da genelde hep italik olarak yazdım. Hepsini bir liste yapabilirsiniz isterseniz. Sınava kadar o listeye bakabilirsiniz. Böylece sınava kadar oturur diye düşünüyorum. Hocam. Buyurun. Bu ilk Jane'e olan örnek entailment'a çok benziyor. Hemen geliyorum. Şimdi burada bakın. Jane no longer writes fiction dediğiniz zaman bir kere entailment olması için
burada kesinlikle şunu söylemesi lazım. Eğer ki bu cümle doğru ise buradan bu sonuç çıkar. O yüzden bakın bunların ikisi ayrı başlıklar altında. Biri semantics, biri pragmatics başlığı altında inceleniyor. Sizin nasıl yorumladığınıza göre değişebilir. Eğer ki siz kesin bir doğru olduğunu söylüyorsanız bunun, Jane no longer writes fiction if A, statement A is true in all situations, o zaman evet, buradan çıkan sonuç bir entailment olabilir. Ama şu anda biz böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece şundan bahsediyoruz. Diyorum ki ben şu cümleyi duyduğumda, hiç factual bir şey değil, bu cümleyi duyduğumda hemen alttan şöyle bir kanıya kapılıyorum. Diyorum ki hiç bana söylenmiyor ama bakın bu bilgi bana açık açık söylenmemiş. Jane no longer writes fiction içinde Jane used to write fiction var. Ama bu açık açık söylenmemiş ve ben bunu çıkarıyorum. Doğru mu? Siz burada bunu assume ediyorsunuz. Hangi kelime yüzünden assume ediyorsunuz? No longer. Bu trigger word. Yani presupposition trigger. Have you stopped eating meat dediğimde. Burada bakın bir entailment değil. Hangi kelime trigger yapıyor size? Hangi kelimeden dolayı daha önce et yediğini varsayıyoruz? Stopped. Stopped kelimesinden dolayı. Ama bana şöyle diyebilir karşımdaki kişi. Have you stopped eating meat? I have never eaten meat in my life. Diyebilir mesela. Böyle bir cevap verebilir. Entailment olsa böyle bir şey olmazdı. Zaten entailment'ta da bir muhakkak doğru olduğunu söylemesi gerekirdi. Eğer bu doğruysa bu çıkar diye söylemesi lazımdı. Mesela şöyle dediğimde. Have you talked to Hans dediğimde. Burada karşılıklı olarak şunu biliyoruz. Ya Hans diye biri var demek ki. Ve ben Hans'ı tanıyorum demek ki. Hocam sizin konuşabildiğiniz anlamı da çıkmaz mı buradan? Aynı zamanda. Konuşabildiğim derken hani böyle... Yani dilsiz veya sağır... Çıkar tabii. Çıkar. Bir sürü şey çıkar. Yani onunla konuştuğum, konuşabildiğim falan çıkabilir. Ama burada bakın hiç işte bu sentence doğruysa buradan bu sonuç illaki çıkar. Bunu necessitate eder. Yani... Entailment'da necessitate etmesi durumu var. Burada bir necessitate etme durumundan bahsetmiyoruz. Şimdi başka örneklere devam edeceğim. Çok önemli. Sınavda ya da denemelerde presupposition'la entailment'ı karıştırmamak için ne yapacaksınız? Hemen bir taktik veriyorum. Bunu yaptığınızda zaten iş çözülecek. Presupposition'lar negation'da bozulmazlar. Entailment'lar negation'da bozulur. Üç tane daha durum var. Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi öncelikle negation'ı deneyelim. Mesela ben şöyle dediğimde I want to do it again. I don't want to do it again dediğimde de olumlu ya da olumsuz dediğimde ikisinde de altta yatan presupposition nedir? Again. Daha önce yaptığınız. Daha önce yaptığım sonucu çıkmıyor. Veya yapmadınız. Hayır yapmışım. Kesinlikle yapmışım. Yaptınız aynen. I want to do it again dediğimde de daha önce yapmışım. Evet. Ki bir daha yapmak istiyorum. I don't want to do it again dediğimde de yapmışım. Bir daha yapmak istemiyorum. Ama ikisinde de karşı tarafa söylemediğim, explicit olarak vermediğim bilgi I have done this before. Ben bunu daha önce yaptım. Ama bakın olumluda da olumsuzda da presupposition bozulmuyor. Bakın my wife is pregnant. My wife is not pregnant. İkisinde de benim bir eşim olduğu ortaya çıkıyor mu? Benim bir karım var. Değil mi? The subject has a wife. İkisinde de çıkıyor. Tamam. Şimdi entailment'la kıyaslayalım. The president was assassinated. President suikaste kurban gitti. Öldürüldü. Bu cümle doğru ise... The president is dead. Doğru mudur kesinlikle? Doğru. Bu cümle doğrudur değil mi? Eğer ki president assassinate edildiyse president is dead olmalı. Bu bunu kesinlikle necessitate etmeli. Entail etmek zorunda. Şimdi negatif yapalım. Negation da bozulmuyor diye presupposition. Bunu negation yapalım. Mikrofonları kapatırsak çok sevinirim. The president was not assassinated. The president is dead. Hala oluyor mu? The president was not assassinated. The president is dead. President öldürülmedi. President ölü. Bozuldu. O zaman alive oluyor hocam.
Evet, bozuldu işte. Demek ki bu bir entailment. Devam ediyorum. Çok klasik örneğidir. Şu The King of Francis Bold örneği. Presupposition'da hep bu örnek verilir. Neden bilmem. Şimdi buradan tekrar yapacağız. Tekrar söylüyorum. Presupposition'da presuppose ettiğiniz o bilgi negation'da bozulmaz, kaybolmaz. Entailment'da kaybolur, yok olur. Deneyelim. The King of France. Hatta bunu Turkey diye yapalım. Türkiye'nin kralı kel. Şimdi bakın, doğru bile değil. Türkiye'de kral bile yok. Ama bunu siz birisine söylediğinizde explicit olarak söylemediğiniz ama orada presuppose ettiğiniz bilgi nedir? Türkiye'nin kralı vardır. Türkiye'nin kralı var. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bunu zaten biz konuşmuyoruz da. Ben sana onu söylemiyorum. Ben sana o adamın kel olduğunu söylüyorum diyorum. Bakın orada explicit olarak söylemediğim bir bilgi var. Alttan verdiğim. There is a king of France ya da Turkey. Şimdi bunu negation yapıyorum. The king of France is not bald dediğimde hala daha there is a king of France çıkıyor mu? Çıkar. Değil mi? Türkiye'nin kralı kel dediğimde Türkiye'de bir kral var presupposition çıkıyor. Türkiye'nin kralı kel değil dediğimde yine presupposition olarak Türkiye'de bir kral var çıkıyor. Şimdi entailment'da bakalım aynı şekilde kalacak mı? The president of Polvania is a bachelor. Şimdi Polvania'nın president'ı bekar. Bu ne demek? Evlenmemiş demek. Yani evlenmemiş derken evli değil demek. Bu adam evli değil. Kesinlikle entail eder mi? Evet. Eğer ki bu doğru ise kesinlikle bu cümlede doğru olmak zorunda. Peki negatif yapayım. The president of Polvania is not a bachelor. Hala daha şu önermem korunuyor mu? Hayır. Bozuldu. Bozuldu. Devam ediyorum. Demiştim ki aslında dört koşul vardır. Test. Bunlara presupposition test diyoruz. Lütfen herhangi bir denemede testte gördüğünüzde hemen bu dört testten bir tanesini bile yapsanız zaten doğru cevaba gidersiniz. Şimdi presuppositionlar negation'da bozulmaz dedik. They remain constant under negation dedik. Örneğini verdik. The king of France is bald, is not bald dediğimde hala there is a king of France. Bakın ne yaparsam yapayım hep alttaki presupposition there is a king in France bozulmayacak. Questioning yapalım. Is the king of France bald? Bozulmadı. Hala there is a king of France diyorum. Model might may bunlarla possibility bildiren modullarla. The king of France might be bald dediğimde hala there is a king of France çıkıyor. If clause'larda da bozulmaz. If the king of France is bald, he should wear a hat in the winter. Demek ki hala there is a king of France. Doğru ya da yanlış. Cümlenin doğruluğunu yanlışını bilmiyorum. Çünkü ben presupposition'da buna bakmıyorum. Presupposition'da benim tek baktığım şey şu. Söylenmeyen ne var burada ama benim çıkardığım, assume ettiğim bilgi ne? Bu. Presupposition dediğim simply bu. Şimdi bunları geçiyorum. Ama lütfen sizden ricam. Şu trigger olan kelimelerin hepsini zaten açıklamalarıyla verdim. Presuppositionlarıyla birlikte verdim. Lütfen mesela regret. Martha regrets drinking John's home brew dediğinizde burada ne çık? Hangi kelime? Regret kelimesi size presupposition yaptırıyor. Şu söylemiyor aslında açık açık. Ama şunu anlıyorum. Demek ki John'un ev yapımı içkisini içmiş ve pişman olmuş. Ama içtiğini söylemiyor bana. Regrets'ten ben bunu bir trigger word olarak çıkarabiliyorum. Aware, realize, odd, know, be sorry, be proud falan filan. Bakın, managed to, forgot, didn't plan, intend to, avoid, was expected to. Bunları lütfen bir liste halinde bir duvarınıza asın. Her presupposition sorusu gördüğünüzde denemelerde, testlerde hemen bu listeye bir dönüp bakın. Ya da her gün şöyle bir göz gezdirin. Bir hafta, iki hafta sonra zaten oturacaktır. Ve ondan sonra bir presupposition sorusu gördüğünüzde hemen ben bunu hatırlıyorum. Bu fiil presupposition yaptırıyordu deyip anında çözebilirsiniz. Hızlıca geçiyorum bunları. Stop, begin, start, finish, carry on, seize.
Again, before, anymore, no more, no longer, return. Mesela he returned to London demek. Burada açık açık söylenmeyen şey demek ki daha önce Londra'daymış, başka bir yere gitmiş ve tekrar geri gelmiş. Ama o bilgiler bana söylenmiyor. Ben return'den çıkarıyorum bunları. Benim çıkarmamı sağlayan kelime trigger onlar. Better, mesela comparative yapmak. Carol is a better linguist than Barbara dediğimde Carol'ın linguist olduğunu ya da Barbara'nın linguist olduğu bana explicit bir şekilde burada söylenmiyor. Bunları ben presuppose ediyorum. Clefler, pseudo clefler, bunları Serdar Hoca ile yaptığınız biliyorum. It was Henry that kissed Rosie. What John did was kiss Rosie gibi. Bunlarda da yine presupposition var. After, before, since gibi, during, whenever bunlarla. John's children dediğimde, bakın birçok denemede bunu görüyorum, siz de göreceksiniz. Tek bunu veriyor. Bu kadar da kısıtlı vermemesi lazım. Soruyu biraz açması lazım ama aklınızı tutsun. Tek, buyurun. Tek bunu verirse John's children are very noisy. John'un çocuklara sahip olduğu buradan da çıkar. Yani bu da bir gereklilik cümlesine dönüşür. Vermezse eğer bana. Tam onu söylemiştim işte. Sınavlarda, denemelerde görüyorum mesela. Aynen bu örnek veriliyor. Yani buna benzer tıpatıp cümle aynı değil de. Ama possessive s ile birlikte veriliyor. Ama hiç açmıyor cümleyi. Siz eğer ki bu cümle kesinlikle doğru ise, bu şu cümleyi necessitate eder demiyorsa, burada presupposition var. Bu sizin çıkarımınız. Çünkü doğru olmayabilir. Mesela sen bana diyebilirsin ki John's children are very noisy. Ben diyebilirim ki John doesn't have children diyebilirim mesela. Tamam? O benim assume ettiğim bir şey olabilir. Ya da diyebilirim ki mesela işte John's children are very noisy dediğinde ben şunu düşünüyorumdur. John'un çocukları olduğunu varsayıyorumdur onun. Ve o yüzden derim ki mesela hep beraber lise arkadaş grubuyla toplandınız. Ve etrafta bir sürü çocuk var. Bir işte reunion yaptınız. Buyurun. Hocam bazılarda var mesela hayvanlarına çocukların falan diyor. Mesela böyle o da şey olabilir mi? Hani O kadar mesela derin bence düşünmeyelim ama şimdi şöyle bir kontekst düşünün. Mesela işte reunion yaptınız. Lise arkadaşlarınızla hep berabersiniz. Ortalıkta da bir sürü çocuk var. Ve ben şöyle diyorum ki dönüp arkadaşıma işte ay John'un çocukları da amma gürültücü değil mi diyorum. Burada presupposition olarak şunu yapıyorum. Arkadaşıma diyorum ki sen de biliyorsun ben de biliyorum. John'un çocukları var. Şu çocuklar da onun çocukları. Ve onlar çok noisy diyorum. Ve o sırada bir üçüncü kişi diyebilir ki John hiç evlenmedi ve hiç çocuğu olmadı diyebilir. Çünkü biz burada presupposition yapmış oluyoruz. Yani karşı tarafa ben bu imayı yapmış oluyorum, vermiş oluyorum. Yani John's children dedim ama gerçek olmayabilir. Entailment olması için orada kesinlikle bana bunun doğru olduğunu söylemesi gerekir. Eğer bu cümle doğru ise John has children, evet o zaman entail eder. Ama öyle bir ibare yoksa, yani semantikle bağlantı kurulmuyorsa, pragmatics içinde ise, yani kontekste göre, duruma göre değişebilen bir şeyse, o zaman presuppositiondur. Yani bunun çok açık ve net verilmesi lazım. O yüzden diyorum, yani bence sınavlarda, denemelerde bazı sorularda sıkıntı var. Ama herhalde söyledim değil mi size de? Yakın bir zamanda çok güzel bir soru gördüm. Hep çünkü diyordum ben, böyle sorulmalı, böyle sorulmalı diyordum. Tam öyle dediğim gibi sorulmuş soru. Onu örnek olarak göndereceğim. ÖABT'de de çıkarsa öyle çıkar diye düşünüyorum. Doğrusu o çünkü. O şekilde sorulmalı. O soruyu bulunca size göndereceğim. Testing presupposition'ı yaptık. Burada yine aynısı var. Dedim ya hani negation'da bozulmaz, if clause'da bozulmaz falan gibi örnekleri var. Burada yine aynı onlardan bahsediyoruz. Hemen şimdi iki tane de örnek yapacağım. Sonra bir ara vereceğim. Bir presupposition mıdır, entailment mıdır? Presupposition. Bu? Yine presupposition hocam. Entailment olmaz mı? Yine presupposition. Burada birincisinin doğru olduğunu varsaymanız lazım ama aslında varsaymasanız bile, yani öyle bir ibare olmasa bile entailment değil mi? En az 3 öğrenci ama belli bir gruptan bahsediyoruz tabii. Mesela buradaki 3 öğrenci soruları cevapladı ya da bu problemi çözdü.
O zaman bu gruptaki iki öğrenci problemi çözmüştür. Böyle düşünün. Çok iyi ifade edememiş olabilirim ben bu cümlede ama eğer ki 3 kişi varsa önümde ve bu 3 kişi bu problemi çözebildiyse, bu 3 kişinin ikisi de bu problemi çözebilmiştir demek istedim aslında. Öyle varsayın, olur mu? O zaman entailment. Ve negate ettiğinizde de bozulur. Ama ben, doğru olduğumuz kabul ettiğimizi söylememiş. Yani is true gibi bir ifade yok hocam, evet, burada. Evet, aynen. Onu söylememiz lazım. If this sentence is true in all situations derse çok daha güzel olur. Cümlede biraz daha geliştirilebilirdi. The Queen of England attended a cooking workshop. There is a Queen of England. Entailment. Presupposition değil mi? Presupposition. Neden presupposition? Neden entailment değil? Çünkü bu çıkarımı ben kendim yapıyorum hocam. Bana true olup olmadığı söylenmemiş yani. Evet, çıkarımı kendimiz yapıyoruz. Aynen öyle. Ve bakın hemen negate edelim. The Queen of England didn't attend a cooking workshop dedim. Hala there is a Queen of England duruyor mu? Evet. Duruyor. Duruyor. O zaman presupposition. Şimdi burada hemen negate edelim. My dog Richard was killed in a car accident. My dog Richard is dead. My dog Richard was not killed in a car accident. My dog Richard is dead. Nedir bu? Entailment. Entailment. Çünkü bunu negation yaptığımda artık bu sonuç çıkmıyor, bozuluyor. Peki, mutual entailment'ı da konuşalım, ondan sonra bir ara verelim. Mutual entailment, synonym, paraphrase, bizim çok iyi bildiğimiz bir şey aslında. Paraphrase sorularını çok iyi biliriz dilci olduğumuz için. Mesela, I haven't seen him since Monday. Bunu paraphrase etseniz çeşitli şekillerde edebilirsiniz. Monday was the last day I saw him. It was Monday when I last saw him. The last time I saw him was Monday. Gibi şu an aklıma gelen 3-4 tane var. Birçok farklı şekillerde yapabiliriz. Bunların hepsi aslında ne yapıyor? Birbirine entail ediyor. Çünkü eş anlamlı aslında, sinonim, cümle olarak sinonim bunlar. Paraphrase. O zaman mutual entailment demek sinonim ya da paraphrase olması demek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir mutual entailment var diye sorarsa iki cümle arasında tamamen birbirinin paraphrase'i olduğunu görmeniz lazım. Contradictory konuştuk biraz önce ya da mutually incompatible prepositions, yani karşılıklı olarak birbirlerine zıt düşecekler, birbirleriyle çelişecekler. I don't have a car dediğimde my car needs repairing demem çok saçma olur. Topicalization'da bir ara verelim. Aradan sonra gelelim. 50 geçiyor. 10 dakika ara vermemiz yeterli olur mu? Olur hocam. Kimse konuşmuyor. Evet. Bari ben söyleyeyim. Tamam. O zaman 21.00'da görüşmek üzere.
Evet. Devam edelim. Topicalization'la devam ediyoruz. Syntax konusunda da topicalization'ı göreceğiz ya da diğer adıyla fronting olarak göreceğiz. Cümlenin içindeki bir öğeyi, bir kelimeyi ya da bir phrase'i alıp cümlenin başına getiriyorum. Neden böyle bir şeyi yapıyor olabilirim? Hocam, ekranı paylaşmadın sanırım. Bilmem bende gözükmüyor. Hemen bakayım. Evet, bende de gözükmüyor. Şu anda? Geldi hocam. Geldi şu an. Tamam. Peki, mesela it was huge demek yerine huge it was. I don't like that kind of people. That kind of people I don't really like. Neden böyle bir şekilde bir phrase ya da bir kelimeyi cümlenin en başına getiririm? Elif hocam? Vurgu için mi hocam? Aynen öyle. Emphasize edebilmek için, vurgulamak için bir öğeyi ya da bir phrase'i cümlenin başına getirebilirim. Buna da ne diyormuşuz? Topicalization ya da fronting diyormuşuz. Topicalization'da ne yapmış oluyorsunuz? Aslında o öğeyi sanki cümlenin topiği haline getiriyorsunuz. En başında hani topik nedir? Değil mi? Bir yazının başındaki kısım değil midir? Onun topiği başıdır. Cümlenin de başıymış gibi düşünün. Topicalization, belki böyle bir bağlantı kurabiliriz. Ya da fronting, fronta getiriyorum. Cümlenin frontuna getiriyorum. Amacım da demek ki vurgu yapmakmış. Şimdi birkaç tane örnek bakalım. Mesela I bought a new camera and a very expensive camera it was. It was a very expensive camera demek yerine a very expensive camera it was diyorum. Çünkü we want to focus on something important, we bring it to the front of the clause ya da the sentence. Buna fronting ya da topicalization diyoruz. Mesela dedim ki huge it was diyebilirim. Ya da bazen phrase'leri getiriyoruz dedik. Mesela normalde iki şekilde de yapabilirim ama diyorum ki because he chatted his colleagues I had to fire him. Kolyeklerine asıldığı için onu kovmak zorunda kaldım. Bakın, sebebi öne getiriyorum. Çünkü direkt onu kovdum demek istemiyorum da önce emphasize etmek istediğim şey neden kovduğum, sebebi vermek istiyorum. O yüzden bakın because'lı clause'umu başa getirdim. İstersem şöyle de diyebilirdim. I had to fire him because he cheated his colleagues up da diyebilirdim. Ya da mesela bir if clause'da if you really bir şey mesela. Orada o şart durumunu, condition'ı vurgulamak istiyorum. If'i başa getirebilirim ya da ikinci kısımda alabilirim. Peki. Mesela such people I dislike örneği. Klasik bir örnek. Ya da edebiyatçılar çok iyi bilirler. Edebiyat okumuş olan hocalarımız. Çok fazla görmüşsünüzdür edebi eserlerde. Into the woods he rode. Mesela he rode his horse into the woods demez de genelde böyle edebi eserlerde hep prepositional phrase, bakın bir phrase'i alıp başa taşımışım. Into the woods he rode his horse diyebilirim. Şimdi size sorum şu. Unmarked eşittir ne? Unmarked ne demek? Tamam demek. Lütfen bunu bu şekilde kodlayalım. Bizim için önemli markedness theory içinde önemli. Sizce şu mesela huge it was marked mı unmarked bir yapı mı? Yani İngilizce'de ben daha çok huge it was mı duyarım yoksa it was huge mu duymam daha olası? Hocam bence markedness theory bu. Ha, peki. Yani market. Marked mı, unmarked mı? Marked. Evet. Huge it was marked. Yani uncommon. Değil mi? Peki, smartness theory ne der?
öğrencilerime İngilizceyi öğretirken, mesela bir dil öğretirken önce marked olanlarımı unmarked olanlarımı öğretmeliyim? Unmarked olanları. Evet. O zaman demek ki sınavda markedness theory diye bir şeyi duyarsanız hemen aklımda şu olacak. Unmarked demek common demek ve benim öncelikle basitten komplekse gitmek için unmarked olan yani common olanlarla başlamam gerekiyor. Tamam. Topicalization fronting ile ilgili bir sıkıntımız yoksa geçiyorum. Theory of Signification. Bununla ilgili çok detaylı konuştuk. Sadece bir özet yapacağız. Structuralism'den biraz bahsetmiştik. Sasur'dan bahsetmiştik. Semiotik gösterge bilim. Meaning making için signlardan faydalanırız dedik. Aslında dil dediğimiz şey Sasur'a göre signlardan oluşuyordu. Sign dediğimizde iki component'dan oluşurdu. Signifier ve signified demiştik. Sasur'un tanımına göre signifier the linguistic form, the phonetic form of a word demiştik. İşte nasıl seslettiğim, o kelimenin kendisi signifier'dı. Onun yarattığı mental concept ya da image ise signified'dı. Ve bu signifier ve signified'ın birleşimi sign'ı veriyordu. Ve ben dili aslında sign'ların meaning'iyle efektif bir şekilde anlayıp üretebiliyorum demiştik. Bununla ilgilenen dil bilimin alanına da sign'larla ilgilenen meaning making için semiotics demiştik. Mentalist theory ise şunu söylüyor. Yine Chomsky ile birlikte adını çok duyduğumuz bir teori. Mentalist theory diyor ki meaning has nothing to do with the actual objects. Ya da the persons, the people, the real entities in the world. Bunlarla alakası yok aslında diyor. Aslında meaning mental image'lerin toplamıdır diyor. Mental image'lerden oluşur diyor. Çok da mantıklı aslında. Çünkü baktığınız zaman bir kelimenin mesela geçen hafta demiştik Santa Claus'u anlatın demiştim. Noel Baba'yı herkes tarif etmişti. Ama real world'de var mı karşılığı? Yok. Ya da unicorn'u tarif edin desem hepiniz edebilirsiniz demiştik. Ama sense'i vardı. Bir referent'ı yoktu. Real world'de bir actual object ya da bir entity'ye refer etmiyordu. Sense de değişebiliyordu. O zaman demek ki aslında ben meaning'i neylerle store ediyorum? Zihnimde nasıl meaning'i store ediyorum? Feeling olarak bazen. Abstract olan şeyleri mesela feeling'ler olarak store edebilirim. Image'ler olarak, konseptler olarak, idealar olarak, inference'lar şeklinde aslında meaning'i store ediyoruz. Prototype'ı burada çok kısacık verdim. Prototype bir genel kategori düşünün. Mesela size desem ki, şimdi birinci grupta o örneği verdiler, size o örneği söyleyeyim. Bir soruda görmüş bir hocamız. Kuş deyince aklınıza ilk ne gelir? Kuş. Ağaç. Serçe mi? Serçe. Gelebilir. Güvercin gelebilir. Değil mi? Peki, kuş deyince aklınıza deve kuşu ya da penguen geliyor mu? Hemen değil. Hayır. Hemen değil ama biraz zorlarsak gelebilir. Ama gelebilir yani bir kişinin aklına kuş deyince ilk penguen de geliyor olabilir. Fakat genel olarak genel bir kategoride aklımıza ilk gelen şey genellikle prototipidir. O kategorideki bir prototiptir diyoruz ama kişiden kişiye göre değişebilir. Yani every person might come up with a different image for the same word. O zaman mesela kuş için hocam, prototip dediğimiz serçe. Evet. 100 kişiye sorduk en popüler 10 cevap prototip oluyor herhalde değil mi? Evet olur aynen. Orada evet ilk karşınıza çıkan ilk söylenen prototip olur. Aynen doğru ama kişiden kişiye de değişebilir. Semantics'in zaten komplike olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ambiguity çok önemli çünkü şu ana kadar çok soruldu. Sorulmaya da devam edilecektir diye düşünüyorum. Şimdi birazcık bahsedeceğiz ama syntax konusuna geldiğimizde
Yine çok ayrıntılı olarak bahsedeceğiz ve syntax de aslında structural ambiguity de ağaçları çizdiğimizde daha da anlamlı olacak bizim için. Structural ambiguity'nin nasıl olduğunu, neden kaynaklandığını görselleştirmiş olacağız çünkü ağaç üzerinde. Size bir cümle vereceğim ama o cümlenin iki anlamı çıkıyor olacak ve sizden iki ayrı ağaç çizmenizi rica edeceğim. Şimdi burada bir kısacık bir bakalım. Ambiguity dediğimiz şey nedir? The property of having two or more meanings. Birden fazla anlam çıktığında ne oluyor? Karışıklık. Bir anlam kargaşası ortaya çıkıyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır, kötü bir şey olmak zorunda değil. Edebiyatçılar, komedyenler de bundan faydalanır. Değil mi? Yani günlük dilde de bunu yapabiliriz. O yüzden it might look like a linguistic mistake, but sometimes it is rich in language de diyebilirsiniz. O zaman bir kelimenin birden fazla anlamının olması ya da bir cümlenin birden fazla anlamının olması ambiguity'ye yol açıyor. Kelime bazında baktığımda bir kelimenin birden fazla anlamının olması benim birden fazla anlam çıkarmama neden oluyorsa buna lexical ambiguity diyoruz. Yapısal olduğunda da structural ambiguity diyoruz. Şimdi burada mesela metaforları verebiliriz örnek olarak. You are the apple of my eye dediğim zaman burada birden fazla apple'ın anlamının olması ya da benzetme yapıyor olmam ya da işte bir kelimenin birden fazla anlamı olması ile ilgili hemen örnek şuradan verelim. Mesela each of us saw her duck. Buradaki duck eğilmek anlamındaki duck mı yoksa ördek anlamındaki duck mı? Polisemi ve homofoni bunları görmedik. Semantics konusu içinde göreceğiz. Polisemiyi gördük mü diye düşündüm de sanki polisemiyi konuştuk mu? Metaphorical extension'da konuştuk diye hatırlıyorum. Neyse çok da önemli değil. Polisemi ve homofoni ya da homonim lexical ambiguity'ye yol açabilir. Bunları lexical relations'da çok detaylı olarak işleyeceğiz. A good life depends on a liver. Liver derken yaşayan kişi mi yoksa ciğer olan liver mı? Burada anlam kargaşasına yol açan kelime. The fisherman went to the bank. Hangi bank? Akbank gibi bir bankaya mı gitti yoksa Bank of the River mı gitti? Dolayısıyla bunlar lexical ambiguity diyoruz. Structural ambiguity için şimdi sinteksi yapmadık ama ben bunu ağaca dökmek istesem şu cümleyi. She ate the apple under the table'ı. Şimdi şuna karar veremiyorum. Bu bir phrase mi böyle? The apple under the table. Yani böyle bir phrase mi bu? Masanın altındaki elma diye mi ağaçta bunu ayrı göstereceğim? Yoksa yani ate'den böyle çıkaracağım. Yoksa şöyle mi yapacağım? She ate the apple'ı ayrı çıkaracağım. Under the table'ı ayrı bir branch. Şu an biraz afaki geliyor olabilir söylediklerim ağaçları görmediğiniz için ama syntax konusunu bilen hocalarıma belki daha anlamlı geliyordur. Dediğim gibi syntax konusunda tekrar edeceğim ama şu an söylemek istediğim şey şu. Nereden ayırdığım belli değil. Yani masanın altındaki elmayı mı yedi? Yoksa elmayı yedi. Nerede? Masanın altında mı? Hangi elma mı? Yoksa elmayı nerede yedi mi? Belli değil. Değil mi? Şuraya bakın. I watched the black lorry driver with binoculars dediğimde. Burada birçok ambiguity var. Bana söyleyebilir misiniz? Şöyle isterseniz el kaldıralım. Buradaki ambiguity'leri çözebilecek olanlar. No one. Elif Hocam. Hı-hı. Elif Hocam sonra da Melek Hocam'dan alabiliriz. Evet. Buyurun Elif Hocam. Hocam, I watched the black lorry driver with binoculars. Hı-hı. The black lorry driver binoculars'lı mı yoksa ben mi binoculars'lı mı? Çok güzel. Birincisi bu olabilir değil mi? Yani şöyle mi ayıracağım? I watched kimi? The black lorry driver with binoculars mı? Evet. Dürbünlü siyah kamyonetli sürücüyü mü izledim? Yoksa I watched the black lorry driver bitti. Sonra bir prepositional phrase'im mi geliyor?
Ben mi? Evet. Ben dürbün kimde? Aynen. Dürbün kimde belli değil değil mi? Dürbün bende mi? Yoksa lorry driver'da mı? Mehmet Hocam eklemek istediğiniz var mı? Çünkü daha var burada ambiguity. Hocam söyleyeceğimi söyledi. Ben yine biraz düşüneyim. Tamam. Hava Hocam. Hocam the black lorry mi the black yoksa the black olan driver mı? Değil mi? O black nerede? Hangi phrase'in içinde? Lorry mi black? Driver mı black? Belli değil. Değil mi? Ben onu ağaçta nereye koyarsam o zaman benim için anlamlı olacak. Şu anda bilmiyorum. Siyah olan kamyon mu yoksa şoför mü? Belli değil. Tamam. Demek ki bakın bunlar da syntactic olarak structural ambiguity'lerim. Peki şuradakini rica etsem foreigners are hunting dogs dediğimde. Mehmet Hocam eliniz havada mı kaldı? Yoksa bunun için mi? Bunun için hocam. Evet lütfen buyurun. Hocam birisinde foreigner'a ayrımcılık yapıyor. Güzel. Yani, diğerinde ise yani isim olarak söylüyor. Yani birisinde fiil var, bir eylem var anladığım evet. kadarıyla. Diğerinde ise isim adıyor onlara. Hunting değil mi? Hunting'den bahsediyor. Evet. Evet aynen öyle. Buradaki hunting fiilin içinde mi? Verb phrase'de mi? Bakın. Foreigners are hunting dogs mı? Köpekleri mi hunt ediyorlar foreigner'lar? Yoksa şöyle mi? Bir adjective ile birlikte mi var? Yani burada bir noun'um var. Bir adjective konumunda mı bu hunting? Foreigners are hunting dogs. Bir Mehmet Hocam ayrımcılık mı demiştiniz? Böyle bir sanki aşağılama evet, gibi değil mi? Evet, aşağılama. Evet. Evet, aynen. Hunting dogs diye böyle bir aşağılama gibi bir şey var. Foreigner'lar hunting köpeklerdir gibi bir anlam çıkıyor. Yani birinde foreigner'lar köpekler oluyor, birinde foreigner'lar köpekleri hunt edenler olmuş oluyor. Bakın nereden ayırdığıma göre phrase'leri anlam tamamen değişiyor. O yüzden syntactic ya da structural bir ambiguity söz konusu. Dediğim gibi syntax konusunda yine geleceğiz. Orada garden path sentence'lara da bakacağız. referential ambiguity'yi de göreceğiz. Şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli. Anomaly dediğimizde de bakın şimdi ben buraya kendi cümlemi yazdım sürekli Chomsky'nin cümlesi olmasın diye. Hep burada da anomalous cümlede Chomsky'nin o cümlesi verilir. Colorless green idea sleep furiously. Bu da benim cümlem. Jealous books watch their favorite holiday. Şimdi burada her bir kelimenin anlamı var. Jealous anlamlı. Books anlamlı, watch, there hepsi anlamlı. Ama bir araya geldikleri zaman compositional olarak şu an bu cümle anlamlı değil. Yani syntactically well formed, grammatically hiçbir problem yok. Ama semantically well formed değil. Çünkü semantically anomalous. Yani burada bir anomaly var. Grammatical olmasına rağmen meaningless. Demek ki anomaly ya da anomalous ne demek? Grammatical olabilir ama anlamsızsa onun anlamsız bir cümle olduğunu söylüyoruz. Metaforu hepinizin çok iyi bildiğini biliyorum. Sadece birkaç örnek vereceğim. The snow is a white blanket. Snow neye benzetilmiş? White blanket. He neye benzetilmiş? Shining star. Her long hair was a flowing golden river. Saçları flowing golden river'a benzetilmiş metafor. Zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Sadece şunu sormak istiyorum. Metaforlarla idiomlar arasındaki en büyük fark nedir? Zaten tıpa tıpa aynı şey değiller ama. Metaforlarla idiomlar arasındaki fark nedir? Hocam bana Dilara hocam. Dilara hocayı kaldırdım. Evet gördüm. Buyurun. Hocam metaforlar daha çok öznel gibi geliyor. Yani siz kendinize göre bir metafor yaratabilirsiniz. Ama idiomlar daha böyle geleneksel ve herkes tarafından bilinen şeyler. Örneğin şey diyoruz ya mesela duvarların yerin kulağı vardır diyoruz. Aynen o. Evet yerin kulağı vardır. Mesela bu herkes tarafından kullanılır ve çok öznel değildir yani. Ama mesela işte you are my rose oradaki kısım onu değiştirebilirsin. Sen onu kendine göre bir şekilde düzenleyebilirsin. O yüzden ikisinin arasındaki fark öznellik diye düşünüyorum.
Kesinlikle ben de size %100 katılıyorum. O zaman Dilara hocamın söylediğini şöyle diyelim. Idioms are fixed, dilden dile değişebilir de ama bir dil içinde değişmez. Yani işte yerin kulağı vardır deyince hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz ve o tarz bir şey söylediğimizde aman dikkat et yerin kulağı vardır. Birisi de demez ki işte buzdolabının kulağı vardır, aman dikkat et kapının kulağı vardır demez hiç kimse. Ama metaforlar kişiden kişiye göre değişir. Şimdi yine çok önemli bir yere geliyoruz. Gerçi hep çok önemli, çok önemli diyorum ama zaten biliyorsunuz bütün konuların özünü yapıyoruz. Çok detaya zaten girmiyoruz. O yüzden konu başlıkları halinde olduğu için önemli. Şimdi burada öncelikle konu başlığına çok dikkat etmenizi rica edeceğim. Atlanabiliyor çünkü bazen konu başlıkları. Şimdi burada ne diyor? Semantic properties ya da features. Bakın. Semantic properties, features yapıyoruz. Neden bunun üstünde duruyorum? Birazdan semantic roles, buna geleceğiz. Tamam? Demek ki ayrı ayrı, bakın böyle ana başlıklarım var. Şimdi ben semantic properties, features'a bakıyorum. Ne demek istiyorum semantic properties, features derken? Şimdi biz functional ve content words'ı gördük. Değil mi? Kelimeleri böyle ayırmıştık, free morphimleri. Functional, grammatical, clause class için işte determiners, pronouns, auxiliaries, prepositions falan demiştik. Content için adjectives, adverbs, nouns, verbs falan demiştik. Şimdi bunları çok çok konuştuğumuz için detaya girmiyorum. Fakat her birine baktığımda aslında böyle bir container gibi düşünün onu, o kelimeyi. O kelimenin içinde o kadar çok farklı abstract component var ki onu o yapan, o kelimeyi o şekilde anlamlandırmamı sağlayan aslında onun içinde bir sürü component var. Mesela mother dediğim zaman aklınıza erkek mi geliyor yoksa bir kadın mı geliyor? Female. Evet aslında evet kadın ve erkekten de ziyade male mı female mı? Female çok daha doğru. Anne dediğimizde female gelir. Çünkü bu bir feline de olabilir. Bir dolphin de olabilir mesela. Ama ne olursa olsun bir female olması lazım. Hayvan da olsa, insan da olsa. Peki anne dediğim zaman aklınıza kesinlikle mature birisi geliyor mu? Burada maturity derken de şimdi bakın mesela balina da olsa belli bir olgunluğa ulaşmış olması lazım. İnsan da olsa değil mi? Belli bir yaşa gelmiş, olgunluğa ulaşmış olması lazım. O yüzden mature olması gerekir. Peki anne dediğimiz zaman parent diyebilir miyiz? İçinde parent anlamı var mı? Var. Anne, bir çocuğun annesi olduğuna göre parent olması lazım gibi. O zaman mesela hemen şimdi şuradan bir bakın. Anne dediğimde bakın female, adult ya da mature desek daha doğru bunun için. Human olması var ama aslında animate desek ya da sadece mammal desek daha doğru. Çünkü anne olması için bir memeli olması lazım. Ve bir parent olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın artı 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 olarak gösteriyor. Şimdi bunu testlerde görüyorsunuzdur. Böyle female diyor yanına parantez içinde artı diyor. Adult diyor eksi diyor. Human diyor artı diyor mesela. Hangi kelime olduğunu bulmanızı istiyor. Ya da bir kelime veriyor aşağıya bu şekilde. Hangisi doğru olarak verilmiştir semantic features açısından diyor. Ben bunun bu şekilde çıkacağını sanmıyorum. Neden? Bunu herkes yapar. Bilmeyen birisi de yapar. Hayatında hiç semantics görmemiş bir insan bu soruyu kolaylıkla çözebilir. Değil mi? Mesela bana mother sözcüğünü verse soru kökünde aşağıda da yanına female artı işte male eksi dese ben zaten onu hemen anlarım ne demek istediğini. O yüzden bu şekilde soracaklarını sanmıyorum. Çünkü herkes yapar o soruyu. Ama tanım sormayı çok seviyor ÖSYM. Şu gelebilir. Bakın principle of compositionality mesela geldi tanım olarak. Bu da gelebilir. O zaman bu tanım nedir? Yani şu nedir? Componential analysis. Neden? Çünkü mother sözcüğünün içinde bir sürü bileşen. Component ne demek? Bileşen demek. Mother'ın içinde bakın bir sürü bileşenler var. Female, adult, human, parent, mammal, animate gibi birçok bileşenden oluşuyor. Ben ne yapıyorum? Bu componentları analiz ediyorum. Componential analysis ya da lexical kelime demek değil miydi? Bu lexical, leksimin yani kelimenin
o bir bütün, kompozisyon halinde gibi düşünün ama içinde bir sürü farklı farklı abstract unitler, componentler var. Lexical decomposition yapıyorum. Compose, birleştirmek, decompose, parçalarını ayırmak. Mother'ı mother yapan bütün parçaları ayrıştırıyorum. O yüzden bakın böyle hani mümkün olduğu kadar aklınızda kalsın diye öyle anlatmaya çalıştım. This is called componential analysis ya da lexical decomposition. Yani nedir? Breaking down a word into its essential components. Tamam. Buna componential analysis diyoruz. Ya da lexical decomposition diyoruz. Oldu mu? Şimdi biraz öncekilerin adı neydi? Ne gördük biz? Semantic? Properties. Features. Bravo. Features. Evet. Features ve properties'di. Şimdi neye geldik? Semantic roles. Thematic roles ya da theta roles'a geldik. Çok önemli bir kısım. Çıkma ihtimali çok yüksek bunun da. Burada, şimdi önce şunu sorayım. Bir cümlede en önemli öğe, her şeye karar veren öğe kimdir? Cümlenin, Elif Hocam? Yüklem. Yüklem. Çok güzel. Predikat yani. Evet. Çok güzel. Şimdi genellikle subject deniyor. Değil değil mi? Subject değil. Bir cümlede şimdi hiyerarşi var. Bunu syntax konusunda göreceğiz. Kesinlikle bir hiyerarşi düzeniyle ben phrase'leri oluşturuyorum, sentence'ları oluşturuyorum. Ve bu hiyerarşide en üstün öğe, her şeye karar veren, ondan sonra ne gelecek, başına ne gelebilir, ne gelmez, her türlü kararı verb veriyor. Semantically bile verb karar veriyor ki biz bunları C selection ve S selection olarak syntax konusunda göreceğiz. İşte transitive mi gelecek, intransitive mi gelecek gibi birçok şey. Şimdi soruları hep kime soruyorum? Verb'e soruyorum. Kim gitti? Neden gitti? Nasıl gitti? Nereye gitti? Ne zaman gitti? Bakın hep soruyu en önemli öğeye soruyorum. O karar veriyor çünkü. Ona göre ben diyorum ki bu cümlenin öznesi bu. Bu cümlede işte adverb bu diye bu şekilde karar verebiliyorum. Tamam, bir kere en önemli konu bu. Şimdi biz o zaman theta rolleri kime göre belirleyeceğiz? Verb'e göre. Yani ne demek istiyoruz? There is a semantic relationship between noun phrases in a sentence centered on the... Tamam. Bu noun phrase'lere biz o verb'ün argümanları diyoruz. Arguments of the verb diyoruz. Ve bakalım bunlar neler olabilir. Önce hep birbiriyle karışanları yapacağım. Sonra kolay olanlara geçeceğim. Şimdi dedim ki verb'e göre karar vereceğiz. Verb aslında belirleyici burada. Have a rest. Bu fiili kim yapmış? She yapmış. Şimdi soruyorum fiile. Bunu bilinçli ve istekli olarak mı yapmıştır? Have a rest işini. Verb cevap veremeyeceği için siz cevap verirseniz sevinirim. Evet, bilinçli. Evet, bilinçli olarak yapmış. She had a rest. O zaman bu bir agent. Agent nedir? The one performing the action willingly or knowingly. Eğer ki fiili bilinçli ve istekli olarak yapıyorsa o noun phrase, o zaman o noun phrase bir agent'tır. Şimdi hemen experiencer'a geliyorum. Karışanları yapacağım dedim ya önce. She felt the pain. I had an injection yesterday. I had a vaccination yesterday and I felt the pain in my bones dedim mesela. Acıyı hissetmek istedim mi gerçekten? Bilinçli ve istekli bir şekilde mi acıyı hissettim yoksa başıma mı geldi? Başına geldi. Başıma geldi. O zaman experiencer'da başıma gelen şeyler, yani sensory, cognitive ya da emotional olarak experience ettiğim şeyler. Yapmak istemiyor olabilirim. Ben onu tecrübe ediyorum. Hemen bir örnek veriyorum burada. Şimdi burada eski sevgilimi mall'da gördüm. Eski sevgilime işte bilmem nerede baktım.
Buradaki ikisinde de I. Bir phrase mi? Öncelikle şunu sorabilir miyim? Bir phrase'de en az kaç öğe olmalı? Bir phrase kaç öğeden oluşur? İki. En az üç. İki. Üç. Artıran var mı? Evet. Hocam tek bir tane. Evet hocam. Aa, bir tane bir phrase de, olur kesinlikle. Go. Evet. Hayır mesela isim de tabii emir cümlesine, emir cümlesine ihtiyacınız yok ki. Mesela Jane desek. Evet. Mesela burada iki tane phrase var. Jane tek başına bir noun phrase. Cried tek başına bir verb phrase. Tamam. Ama katılıyorum. Sizin dediğiniz phrase başka. Siz neden bahsediyorsunuz? Hani biz İngilizce'de sınıflarımızda öğrencilerimize öğretiyoruz ya, diyoruz ki phrase'ler, yani iki kelime, ikiden fazla kelime yan yana gelerek phrase'leri oluşturur. Bunları öğrenmeniz çok önemlidir. Hani işte collocation'lar falan filan diyoruz değil mi? O başka bir şey. Biz gramerde, syntax konusunda lütfen bunu aklımıza yazalım. Phrase en az bir öğeden oluşur. Tamam? Mesela Jane cried dediğimde, ben onu ağaç çizdiğimde Jane bir tane ama orada bayağı bir subject ve noun phrase tek başına, değil mi? Peki o zaman devam ediyorum. Şimdi buradaki noun phrase o zaman doğru mu? I. Bu tek başına bir noun phrase. Evet. Evet hocam. Buradaki noun phrase de buradaki noun phrase olan I. Aynı mı? Tematik rolü. Yok aynı değil tematik peki, rolü. Peki. Buradakinin nedir lütfen rica etsem? I saw dediğimde. Experiencer olur. Experiencer başına geldi. Experiencer çünkü bilinçli olarak yapmadım. Başına geldi. Hiç görmek istemiyordum. Her yerde ondan kaçıyorum. Ama bir gittim alışveriş merkezinde gördüm. Sinir oldum. Bakın görmek istemiyordum. Ben onu göreyim diye oraya gitmedim. Başıma geldi görme eylemi. Dolayısıyla ben bunu experience ettim ve hiç mutlu değilim. Ama I looked dediğim zaman look bilinçli bir eylem olduğu için ne olacak? Agent. Evet. Mesela şöyle dersem I saw my ex at the mall yesterday and I looked at him dersem iki cümledeki I noun phrase'lerinin rolü farklı olur. Birinci de experiencer olur, ikinci de agent olur. Tamam mı burası? O zaman experiencer ile agent arasındaki farkı anladık sanıyorum. Zaten memnunuzdur eminim. Bir üstünden geçmiş olduk. Patient ve theme konusuna geldiğimizde target ya da undergoer olarak da görebilirsiniz. Ben ÖABT'de hiç öyle çıkacağını sanmıyorum. Patient ya da theme olarak çıkabilir. Birçok kitaba baktığınızda sadece theme olarak veriyor. Patient ile theme arasında bir fark vermiyor. Ama bence ÖABT kesinlikle ikisinin ayrımını isteyecek. Biz de o zaman bakalım. Patient olduğunda the person or thing undergoing an action and burası çok önemli a change in nature. Demek ki değişecek. Durumu, şekli, şemali değişecek. I broke the ways dediğimde fiile göre karar veriyorum. Break. Vazo kırıldıktan sonra aynı kalır mı? Kırılmadan önceki gibi. Hayır. Hayır hocam. Kırılan kalp değerine gelmez. Hayır. Evet, aynen öyle. Elif hocam çok anlamlı bir şekilde kafamıza kodladı bunu. Jane has a ways'e bakarsanız. Mesela I have a car dediğimde have fiiline göre karar veriyorum. Arabam etkileniyor mu fiilden? Durumu değişiyor mu? Hayır, durumu değişiyor. O zaman theme demek ki the entity undergoing an action without a change in nature. Yeri değişebilir sadece. Yani position'ı, yeri değişebilir. Bir yerden başka bir yere geçebilir. O zaman da theme olur. Tamam? Action'da nature değişecek. Kendisi tamamen değişecek. Theme'de ya bir değişikliğe uğramayacak ya da sadece buradan alacağım başka bir yere koyacağım. Tamam? Location. Çok pardon. Önce karışık olanları söylüyorduk. Instrument'a gelelim. Instrument bir araç. Şimdi ben hani hep fiile göre karar veriyorum ya. Hep fiile soru soruyorum. Instrument'ı bulmak için de fiile ne
ile sorusunu sormam lazım. With what sorusunu sormam lazım. Ama burada da karışıklık oluyor. Şu yüzden söylüyorum. Şimdi bakın. Şu örneği daha önce vermiştim. This letter was written. Ne gelecek boşla? Mürekkeple yazıldı. In, değil mi? Ama bu in location mı gösteriyor yoksa instrument mı? Instrument. Bu instrument değil mi? Buradaki in kesinlikle location değil. Mektup ne ile yazıldı? Ink ile yazıldı. Ya da by hand gibi mesela. Ya da hiçbir preposition olmayabilir. This key won't open this door dediğim zaman. Bakın. Burada this key agent mı? Hayır, agent olamaz. Kendi kendine açılamıyor ki. Şey, experiencer. Başına mı geliyor? Yok yani başına gelmiyor da hani ikisinden birisi çıksa. Bence burada ne experiencer ne de agent. Agent olması için bilinçli bir istekli olarak kapıyı açmıyor olması lazım. Değil mi? Anahtar da canlı olmadığına göre bilinçli ve istekli olarak bunu yapamaz. Experiencer olması için başına gelmiş olması lazım. Bunu tecrübe ediyor olması lazım. Anahtar bir şeyi tecrübe edemez. Burada yine instrument değil mi bu? Instrument, evet. Anahtar olan ne ile? Anahtar. Evet. Anahtar ile, bu anahtar ile bu kapı açılmıyor. Yani bu kapını açmıyor derken bu anahtarla açılmıyor anlamında söylüyorum. Çünkü paraphrase yapın hemen. Emin olamadığınız yerde paraphrase yapın. You can't open this door with this key deseniz. Aynı şey değil mi? Bakın paraphrase yaptığımda with ile birlikte geldi. O zaman burada özellikle şunu söylemeye çalışıyorum. Demek ki her zaman with preposition'ını aramayacakmışız. Başka preposition'larla olabilir. Hatta preposition olmadan bile olabilir. Benim için önemli olan şeyi sormam. Fiile sormam. Ne ile? Peki başka bir örnek. The sun dried my skin. Burada güneş agent mı? Güneş cildimi kuruttu. Bu da instrument mı hocam? Hayır, bu instrument da olmaz. Güneş ile kurutmadım, değil mi? Ama güneş pan tarafı. Ama güneş tarafından oldu, evet. Peki güneş mi hocam? Ha, şimdi demek ki bunun içinde başka bir tane olması lazım. Hangisi? Source. Causative force. A natural force. Bunu niye özellikle verdim? Çünkü burada da genellikle herkes şöyle bir şey bekliyor. Earthquake, fire, flood gibi böyle bir natural force bekleniyor. Hayır, rüzgar da olur, dalga da olur, güneş de olur. yani natural force deyince bunlar da olabilir. Ama burada bakın o güneş ya da işte rüzgar, dalga bunları bilinçli olarak yapmıyorlar. Tamam. O zaman bunu da ayırt etmiş olalım. Başka da karışabilecek olan yok ama şu beneficiary ve recipient arasındaki farkı vermek istiyorum. Birlikte çıkacağını sanmıyorum sınavda, şıklarda. Ama yine de çıksa da şuna dikkat edelim. Recipient herhangi bir alıcı. Ama beneficiary, bakın benefit var zaten içinde. Bir şey alıyorsunuz ama siz ondan fayda sağlıyorsunuz. Aldığınız şeyden fayda sağlıyor olmanız lazım. Bu aldığınız şey mesela yarın göreceğiz örneklerinde ama bir dua bile olabilir. Mesela işte annem bana dua etti dediğimde ben orada beneficiary olurum. Niye? Çünkü tabii duanın niteliği de çok önemli de beddua mı etti, iyi dua mı etti? İyi dua ettiyse o zaman beneficiary olursunuz. Kötü dua ettiyse recipient olursunuz. Location çok basit, o yüzden hiç üstünde durmuyorum. Nerede sorusuna cevap verecek. Source, kaynağı, o da çok basit. Nereden, from, en çok kullandığımız preposition. Time, çok basit. Yesterday, today, now, then gibi. Goal, direction,
Bunda da hiç sıkıntı yaşamazsınız. Direction of the action. Mesela işte pass the salt to the boy. I went to the library gibi olabilir. Hemen bir tane bir örnek vereyim. Ondan sonra bitireceğim. Bu bir denemede çıkmış. TEGEM'in denemesinde sanırım. Benim çok hoşuma gitmişti. Çoğu öğrenci de göndermişti. Büyük ihtimalle siz de göndereceksiniz. Siz göndermeden yazayım. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama the professor put the books onto the table. Ya da hatta şöyle söylesek daha güzel olur. The professor is putting the books diyelim. The professor is putting the books onto the table. Burada the table nedir? Location. Recipient güzel bir mantık ama değil. Ama yaklaştınız yani. Hani öyle birazcık farklı düşünmeniz gerekiyor. Kim mi hocam? Hayır. Direction olabilir mi? Direction. Güzel. Bakın şimdi iki tane başka bir şey söyleyeceğim. The professor ya da şöyle diyeyim. The books are on the table. Şimdi bunu da böyle yaptım. Bakın burada the table şöyle gösteriyorum. Direction of the action. Nereye? Kitapları nereye koyuyor? Yani şöyle göstereyim ki biz bunu preposition of movement'ta öğretmez miyiz öğrencilerimize de? Preposition of location vardır bir. Bakın. Prepositionları öğrettiğinizde böyle öğreteceksiniz. Preposition of location. Yani mesela şu an çok saçma bir şey yapacağım ama it's on my head. Şu an zaten benim kafamın üstünde location. Burada zaten bakın. It's on my head. Location'ını söylüyorum şu an. Ama şurada bakın. Şimdi başka bir preposition kullanıyorum. A preposition of movement kullanıyorum. I'm putting the lid on to my head. Ya da I'm putting the lid on my head. I'm putting the lids on my head. Bakın. Şu an bir movement var. Ve bakın. Bir. Görüyor musunuz? Gidiyor. Orada değil. Oraya gidiyor. Şu an çok komik bir şekilde anlatıyorum. Online'ın şeyi bu. Kanımızın son damlasına kadar mücadele. Hocam. Burada anlatabildim mi? On the table, location da olabilir, goal da olabilir. Movement varsa goal'dır, direction'dır. Movement yoksa olduğu yeri tanımlıyorsam location'dır. Elif Hocam? Hocam Hacer Hoca girememiş ama ben göremiyorum. Alabilirseniz onu. Lobide bekliyormuş. Valla şu anda kapatacağım. Yani aslında artık bilmiyorum almamıza da gerek var mı ama ben de görmüyorum. Tamam. Ama şey zaten ders bitti. Neyse kaydettiğimiz için sonrasında izleyebilir. Şimdi ama Hacer Hocam burada değil miydi zaten? Düştü mü? Buradaydı da hocam düşmüş yeni gördüm ben. O yüzden söyleyeyim dedim de saati de fark etmemiştim tabii. Evet ama dersiniz bitti. Şimdi yarın detaylı olarak zaten bunlarla ilgili bol bol örnekler yapacağız. Ben size işte tek tek bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Bir tekrar etmiş olacağız zaten bunları. Ondan sonra semantic features ve bakıyorum. Evet yarın... yarın çok beyin yakıcı bir yer var. Hocam bir şey sorabilir miyim bir de? Ben şimdi... yarın uykunuzu iyi almış olun. Böyle kafanız çok ayık olsun. Kahvelerinizi alıp öyle gelin. Çünkü lexical relations'da beyinler yanacak. Buyurun Elif Hocam. Hocam şimdi is putting the books onto the table dediğimizde burada hareket olduğu için buna goal dedik. Evet. Ama the books are on the table bu sabit okay. Olduğu için location. Aynen öyle. Tamam. Hı-hı. Evet, yani hep düşünmeniz gerekiyor orada. Yani hemen with gördüm, on gördüm, by gördüm, tamam bu kesinlikle to gördüm, budur demeyin. Lütfen düşünüp oradaki rolünü verb'e göre, bakın movement dedim ya, preposition of movement. Verb'e göre bir movement var. Hacer Hocam geldi ama. Evet,
Dediğim gibi arkadaşlar, bu 5 soru kesinlikle çıkacak. Yazdınız, not aldınız değil mi o 5 soruyu? O 5 soru kesinlikle bu yıl çıkacak. ÖSYM'de biliyorsunuz arkadaşım olduğunu söylemiştim. Teşekkür ederim hocam. Artık Elif hocam kanmıyor bana. Evet. Hacı hocamı kandıralım dedik, onu da kandıramadık. Yarın dediğim gibi birazcık kafa karıştırıcı olacak lexical relations kısmı. Hacı hocam zaten gelememiş, ben onu kandırmaya çalıştım ama girememiş. Sorunuz olursa, bu arada entailment ve presupposition ile ilgili iki tane soru gönderdim gruba, onlara da bakın lütfen. Özellikle ikinci gönderdiğim soru çok güzel yazılmış bir soru. Sınavda da gelirse o şekilde gelecektir diye düşünüyorum entailment sorusu. Yine bir sorunuz olursa konuşuruz gruptan. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hocam ben üzere bir soru soracağım ama kapatmadan. Buyurun. Pasivlerde agent mi olur by'lı cümlenin, mesela by no one? Güzel soru. Pasif de olsa ne olursa olsun değişmez. Roller değişmez. Onu yarın konuşacağız. Uniformity tamam, iş of bildiren. Theta assignment. Uniformity of theta assignment diyeceğiz. Uniformity of theta assignment dediğimiz şu. Passive'de yapsanız, relative clause'da yapsanız, ne yaparsanız yapın. Siz verb'e göre karar verdiğiniz için. Mesela şöyle desem. Ne olsun? I killed him. Benim de neden aklıma hep böyle psikopatçı cümleler gelir bilmem. I killed him with a knife. Hocam Freud'a göre bilinç alsın. Gerçekten benim incelenmesi lazım. Çünkü dikkatimi çekiyor. Hep böyle kill, İşte stab falan, hep böyle şeyler cümleler aklıma geliyor. Niye yani, hiç böyle çok dikkatimi çekiyor hep böyle örnekler veriyor olmam. I killed him with a knife, ya da she killed him diyeyim. She killed him with a knife. She was killed with a knife by her. Değişmez. Yine hepsindeki rollere evet, bakın. Evet. Tematik rollerine değişmez. Tamam, tamam hocam. Onu yarın hocam zaten göreceğiz. Tamam, tamamdır. Teşekkür ederim. Şey, hani bilinçaltı dediniz ya, espri yapayım ben de. Elm sokağı vardı eskiden. Freddy Mercury. Evet, hepimizin kabusuydu. O sanırım evet, bilinçaltımızda yerleşmiş tırnaklarıyla. siz kaç doğumlusunuz? 79. İşte bakın. Yani değil mi? Hemen beni anladınız. Ben de 80 doğumluyum için. Aliens vardı, uzaylılar evet, böyle şeyden. Yani bizim bütün evet, bilinç altımızı. Visitors'lar o vardı bir de. Ha, işte visitors, onlardan bahsediyorum. Şeyleri evet, değiştiriyorlardı. Deri değiştiriyorlardı. Çok komikti. Evet. Şey, ay, biz anlıyoruz, diğerleri anlayamadık ama. Biz nelere maruz kaldık? Clementine çizgi filmi diyorduk. Clementine diye çizgi, yani ölümle ilgili verdiğim örnekler bence Clementine'dan kaynaklanıyor olabilir. Muhtemelen, şu anda evet, büyükler izlemez yani bu kadar Clementine'i. Biz çocukken izleyecek bir şey yoktu, bunu izliyorduk. Beni anladınız. Bilinçaltımızda bakılması lazım. Peki, o zaman yarın aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahveli hocam, kahveli. Evet. Kahveleri burundan alarak gelin lütfen. Konu ağır bir konu çünkü. Damardan alacağız. Damardan olur, burundan olur. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.